2-1'lik güzel bir oyun, güzel bir galibiyet aldık ve sezonu kapattık 19 Mayıs'ta. Evet. Ben öncelikle futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Güzel mücadele ettiler, güzel futbol oynadılar. 3-1'lik bir net skorla da maçı kazandık. Genel anlamda iyi olan bizdik. Sezonu bu şekilde kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde son maçımızdı. Arkadaşlarla da zaten soyunma odasında da konuştuk. Bize yakışacak şekilde çıkın mücadelenizi edin dedim. Taraftarlarımıza burada kendi yerimizde bir armağan edelim, bir 3 puanı, bir galibiyet armağan edelim dedik. Sağ olsun onlar da ellerinden geleni yaptılar. Güzel mücadele ettiler, güzel futbol oynadılar. Ben hepsini kutluyorum tekrar. Başkanım, 10 Mayıs'ta kongre yapacağız. 10 Mayıs'ta evet yapacağız kongre. Taraftarlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj, ne beklemeliyiz, neler olmalı, olacak? Ya şöyle bir şey var, şimdi bugün Nazilli'nin kulüp başkanıyla beraberdik. Belediye tam destek veriyor. Çalışan, kulüpte çalışanların ücretlerini bile Nazilli Belediyesi karşılıyormuş. Ekstra bir de 1 milyon liraya yakın her yıl destek oluyormuş. Ben buradan Nazilli Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Kutluyorum yani takımına sahip olduğu için. Aynı şekilde biz de Büyükşehir Belediyesi'nden bu desteği bekliyoruz. Destek gelmezse ne olur? Bu takım daha da fazla gitmez. Yani bu takımı bu hale şu getirdi, bu getirdi demiyoruz. Sadece millete, halka rağmen, millete rağmen, vatandaşa rağmen siyasetin olmayacağını, burada yüz binlerce taraftarın olduğunu, neticesinde de 7 Haziran'da bir seçimlerin olduğunu, sağda solda bir oy için koşmaya gerek yok. Gelin burada Ankara Gücü'ne sahip çıkın. Ankara Gücü taraftarı da size destek olsun. Yani ben bu mesajı vereceğim. Veriyorum da yani. Zaten eğer ayın 10'undan sonra da zaten bu taraftarı da tutamayız. Çünkü biz 2 yıldır, 2,5 yıldır hep taraftarı siz sakin olun biz problemlerinizi çözeceğiz dedik. Artık onlar da oyalıyor gibi geliyordur. Başkan bizi oyalıyor diye değerlendiriyor olabilirler. Ama 10'undan sonra da iş karışır. Yani neticesinde çarşı pazar karışır. Bunu da net söyleyeyim ben buradan. Biz yine elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Ama şunu unutmayın. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Yani bir yerde birileri bütün belediyenin imkanlarından yararlanacaklar bazı kulüpler. Öbür tarafta halk desteği olan, millet desteği olan Ankara Gücü de hiçbir destek almayacak. Bana göre bu seçimleri iyi değerlendirmek lazım. Zaten platformla da arkadaşlar yanıma bana da geldiler. Dediler ki başkanım biz böyle böyle bir karar alacağız. Yüz binlerce Ankara Gücü taraftarı olarak mevcut iktidarı desteklemeyeceğiz diye böyle bir karar almışlar zaten. Ama biz bunun erken olduğunu, bu şekildeki alınan kararın bize bir fayda getirmeyeceğini biraz daha bekleyin, sabredin. Ondan sonrasında ne gerekiyorsa biz de size destek olalım dedik. Ve bekliyoruz. İnşallah sağduyu kazanır ve gereken haklı olan destek Ankara Gücü'ne gelir. Çünkü artık Cemal Aydın mazereti olmamalı. Cemal Aydın yok. Üye de değil, delege de değil. Ne var? Mazeret kim? Mazeret burada taraftarlarda da bir problem göremiyoruz biz. Bugün tertemiz bir maç yaptık. Hiçbir olay olmadı. Genelde yani ligin ikinci yarısında hiçbir olay yok. Dolayısıyla hiçbir mazeret yok. Biz bundan sonraki süreçte eğer destek gelmezse yani bir art niyetin olduğunu düşünürüz. Ya Ankara Gücü'nün yaşam olanağının olmayacağını mevcut yapıyla. Dolayısıyla herkes de kendi tedbirini almak durumunda kalacak. Bizim istediğimiz yine gereken destek verilsin. Çünkü biz burada Ankaralı olarak 5 milyon 6 milyon Ankaralı var. %10'u olsa Ankara güçlü. 500-600 bin kişi var. Hepimiz vergimizi veriyoruz. Devletimize olan vazifemizi yerine getiriyoruz. Herhalde takımımıza destek beklemek de en doğal hakkımız bizim. Yani Ankara Gücü'ne destek beklemek bizim en doğal hakkımız. Ankara güçlüleri olarak hakkımız. Yani şuradaki insanlara yazık günah değil mi? Pekala bu adamların suçu ne? Suçu ne yani? Adam hiçbir olaya karışmamış. Yuh dahi dememiş. Tertemiz Ankara güçlü arkadaşlarımız var. Niye bunlar cezalandırılıyor? Yani birilerinin artık nefis yapmaması lazım. El birliğiyle, gönül birliğiyle bu takımı kurtarmamız lazım. Çünkü 105 yıllık bir değer, 105 yıllık bir marka,
marka arıyorlar. Marka yaratmak için, marka oluşturmak için. Yok shopping fesmiş, yok şuymuş buymuş. Ben size söyleyeyim, 40 veyahut da 50 milyon lira para 2 senede shopping fest'e gitti. Ne oldu? Ne geçti ellerine? Yarın bir gün onu da kapatacaklar, yapmayacaklar. Ama elinizde bir Ankara Gücü markası var. Şehirdeki insanların aidiyet duygusunu oluşturmak istiyorsanız gelin bu markayla şehri bir bütün yapalım. O aidiyet duygusu oluşsun. Yani bunu yapalım, birlikte başaralım. Bana göre bundan sonraki süreçte eğer destek gelmezse zaten biz net kararımızı verdik. Yönetim olarak biz yokuz. Yani artık milletin borcunu ödemekten de yorulduk, bıktık yani. 100 milyon lira borç öde öde bitmiyor. Ha, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Nereden baksanız 12-13 tane FIFA dosyasını kapattık. Onlarca yerli futbolcuların ödemelerini ödedik. Onlarca firmaların ödemelerini ödedik ve bizim olmayan borçları ödedik. Yani neticesinde Ankara Gücü yaşasın diye. Tabii sıkıntılar yaşandı mı? Sıkıntılar da yaşadık. Ama pişman mıyız? Hiç de pişman değiliz. Aslan gibi hepimiz yöneticiler olarak, futbolcular olarak, teknik heyet olarak, taraftar olarak mücadelemizi ettik. Bundan sonraki süreci hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sezonu bitirdik Ankara'da. İçeride bitirdik ama Gölbaşı'da maçımız var ama biraz mutlu bitirdik, galibiyetle bitirdik diyebiliriz. Ya çok şükür galibiyetle bitirdik. Yani biraz bir oyuncular üzerinde bir stres vardı, baskı vardı. O da şundan kaynaklanıyor. Her ne kadar bize göre küme düşme ihtimalimiz olmasa da matematiksel olarak bunu garantilemek durumundaydık. Bu maç bu anlamda çok önemliydi. Ligin içerideki son maçı, taraftarımızla bu sezon son defa kucaklaştık. İşte gördüğünüz iyi bir futbol, çok net bir skorla sezonu bitirdik. İnşallah önümüzdeki sezonda bu birlik beraberlik, bu bütünlük bozulmaz, takım muhafaza edilir, birileri takıma sahip çıkar, yeni sezonda da iyi neticelere imza atacak çalışmalar olur. Kongre bizi bekliyor yine 10 Mayıs'ta. Ya 10 Mayıs'ta kongre var. Tabii mevcut yönetimin bu zor şartları kaldırabilecek durumu da kalmadı. Yani destek lazım, destek olmadan olmuyor. Ben inanıyorum ki Ankaralı iş adamları, Ankaralı siyasetçiler, bürokratlar Ankara Gücü'ne sahip çıkacaklar. Ankara Gücü sahipsiz kalmaz. İnşallah kongrede birileri bu takıma sahip çıkar. Bugün belediye başkanı. Tabii önemli, önemli. Yani tabii Güdül Belediye Başkanı geldi, Güdül ilçe başkanı geldi. Ankara'da 25 tane belediye var. Tüm belediye başkanları bu takıma sahip çıksa hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Yani onların da çıkacağına inanıyorum, yani yürekten inanıyorum. İnşallah bir başlangıç olur. Örnek teşkil eder. Yani biz hani bireysel anlamda bütün belediye başkanlarıyla görüşüyoruz. Herkes Ankara Gücü'nü seviyor. Çünkü 105 yıllık şerefli bir maziye sahip. Ankara'nın en büyük marka değeri. İşte taraftar potansiyelini görüyorsunuz. Ankara Gücü'nden başka Ankara'da marka yok. Bir reklam organı yok. Bedava reklam. Ankara'nın bedava reklamını yapıyor. Daha iyi yerlerde olması lazım. Ben bunu bir geçiş süreci olarak değerlendiriyorum. Bu sadece süreç bitecek. Ankara Gücü arzu ettiği başarıya inşallah ulaşacaktır. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.